Kar kuraklığı bitirdi, çiftçiye umut oldu. Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası Konya Ovası bereketli bir sezona hazırlanıyor. Konya Ovası son yılların en güzel kış aylarını geçirdi diyebiliriz. Tabi bu özellikle bu pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber gıda krizlerinin tırmanması ile beraber bizi oldukça sevindirdi. Gelecek açısından, gıda güvenliğimiz açısından oldukça önemliydi. Baharın gelmesiyle birlikte ova canlanmaya başladı. Hububat ekim alanlarında çimlenmeler sevindirici. Çiftçiler gübre için yağış bekliyor. Yeterince yağışlar düşmedi maalesef. İşte bugün de yağış bekliyoruz ovada ama henüz şu ana kadar bir yağışlı bir ortam gözükmüyor. Tabii bunun bazı olumsuz etkileri de olacak. Bir kısım çiftçilerimiz gübrelerini vaktinde atamadı. Sonradan yağış gelecek diye gübre uygulaması yaptılar ama yağış da gelmediği zaman gübrelerin etkinliğinde de kısmen de bir azalma söz konusu olabilir. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu, ovada şeker pancarı, patates, mısır ve ayçiçeği gibi baharlık ürünlerin ekimine başlandığını açıkladı. Özellikle şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, patates gibi ürünler şu anda ovada yavaş yavaş ekim başladı. Burada da çiftçilerimizin özellikle tavuğuna ekmeleri yani sulamadan çıkış sağlamaları maliyet açısından ve sağlıklı çıkış açısından son derece önemli. Burada da işte bu beklenen yağışların inşallah gelmesi durumunda çiftçilerimiz tavuğuna bir ekim yaparak en düşük maliyetle çıkışlarını sağlayacaklar. Çünkü tarımsal sulamadaki elektrik maliyetleri oldukça yükseldiği için maliyeti ne kadar düşürebilirsek ekim ve bitki yetiştirme sezonunda çiftçilerimizin karlılığı o derece artacaktır. Verimli geçen kış mevsiminin ardından Konya Ovası'nın bazı bölgelerinde fazla sudan dolayı bitki gelişimi olumsuz etkilendi. Bu da bazı hastalıkların habercisi demek. Bu yılki bu ağır kış şartlarının etkisi iki türlü oldu. Bir bazı bölgelerimiz, Seydişehir gibi bölgelerimizde çiftçilerimiz fazla sudan bitki gelişimi olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerinde de yeterli yağış düşmedi veya soğuk zararı oldu. Onunla ilgili sıkıntılar oldu. Onun yanında tabii özellikle iklim biraz mantari hastalıklar, özellikle septorya, sarı pas gibi hububatta zarar yapan mantari hastalıkların gelişimi için şu an için uygun gidiyor. Dolayısıyla çiftçilerimiz tarlalarını sık sık kontrol etsinler. Herhangi bir hastalıklarla ilgili şüphe duyduğu bir husus olursa bir uzmana danışsınlar ve gerekli mücadeleyi yapsınlar. Tarım bilgiden geçer diyen Profesör Doktor Süleyman Soylu, ekim yapacak çiftçilerin tarlalarda oluşabilecek risklere karşı mutlaka uzmanlardan destek almasını istedi. Maliyetler çok yükseldi. Gerek gübre, gerek yabancı ot ilaçlaması, gerekse hastalıklarla mücadelede uygulayacakları mantar ilaçlarında mutlaka bu işin uzmanlarına danışsınlar. Çünkü gereksiz uygulamalar her seferinde çiftçimizin maliyetlerini yükseltiyor. Bu da çiftçimizin karlılığını azaltıyor, hatta zarar etmesine yol açabiliyor. Artık tarım bilgiden geçiyor. Bilgiyi kullanmak zorundayız. Aksi takdirde karlı bir üretim yapmamız mümkün değildir.